Merhaba. Herkese hayırlı, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Richard Carlson, huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir. Ön söz. Benim kuşağımın en büyük keşfi bir insanın tutumunu değiştirerek hayatını değiştirebileceğini öğrenmiş olmasıdır. Williams James. Ne zaman kötü bir haber alsak, geçinilmesi zor bir insanla karşılaşsak ya da herhangi bir hayal kırıklığı yaşasak, çoğumuz bize pek de faydası olmayan, hayata ve özellikle sıkıntı durumlara karşı reaksiyonumuz haline gelmiş belirli alışkanlıklarımızı sergilemeye başlarız. Aşırı tepki verir, olayı büyütür, olaya sımsıkı yapışır ve hayatın sadece olumsuz yönlerine odaklanırız. Sinirlenmek, huzursuz olmak ya da kolayca sıkılmak gibi ufak şeyler elimizi kolumuzu bağladığında verdiğimiz aşırı tepkiler bizi yalnızca usandırmakla kalmadığı gibi istediğimizi elde etmemizi de engeller. Bu durumda olayların tamamını görmek yerine olumsuz yönlerine odaklanır ve bize yardım edebilecek olanları da usandırırız. Özetle hayatlarımızı sanki her şey çok acilmiş gibi idame ettirmekteyiz. Her şey çok önemliymiş gibi gözüktüğünden yaşamlarımızı art arda gelen faciaları çözmekle harcıyoruz. Bir süre sonra her şeyi gerçekten de dünyanın sonuymuş gibi görmeye başlarız. Bu esnada fark edemediğimiz şey sorunlara bakış açımız ile onları ne kadar hızlı ve etkili olarak çözdüğümüz arasındaki ilişkidir. Sizin de kısa zamanda keşfedeceğinizi umduğum gibi hayatla mücadelenin yaşamı kolaylaştıran ve içindeki insanları daha uyumlu kılan, daha yumuşak ve daha zarif bir yolu vardır. Bu diğer yol ile yaşamak, eski tepki gösterme alışkanlıklarını yeni bakış açısı ile değiştirmeyi içerir. Ve bunlar da daha zengin ve daha tatminkar hayatlarımız olmasını sağlar. Yaşama daha olumlu tepkiler verme alışkanlığını edindikçe aşılamaz gibi görünen sorunlar daha başa çıkabilir hale gelmeye başlayacak. Ve hatta gerçekten stres yaratan ciddi sorunlar bile sizi eskisi kadar sarsmayacaktır. Bu noktada beni son derece etkilemiş ve önemli bir dersi tekrar vurgulamış olan bir deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hikaye yalnızca okumak üzere olduğunuz bu kitabın isminin tohumunu ekmekle kalmamış, aynı zamanda kitabın ana fikrinin de güçlü bir örneğidir. Yaklaşık bir yıl önce yabancı bir ülkedeki bir yayın evi You Can Feel Good Again, Kendini Yeniden İyi Hissedebilirsin adlı kitabımın baskısı için ünlü yazar Dr. Wayne'ın diyardan bir destek yazısı almamı talep etti. Yayın evine Doktor Dyer'ın daha önce başka bir kitabım için destek yazısı vermiş olduğunu, fakat bu kitap için de vermek isteyip isteyemeyeceğini bilmediğimi ama deneyeceğimi söyledim. Doktor Dyer'a bir rica mektubu gönderdim. Fakat yayın dünyasında sık sık karşılaşıldığı gibi kendisinden bir cevap alamadım. Bir süre sonra yazarın ya çok meşgul ya da bir destek yazısı yazmak istemediği sonucuna vardım ve bu karara saygı duyarak yayıncıya Doktor Dyer'ın adının kitabın reklamlarında kullanmayacağımı bildirdim. Benim için konu kapanmıştı, fakat yaklaşık 6 ay sonra kitabımın bir örneği elime geçtiğinde kapağında Doktor Dyer'ın bir önceki kitabım için yazmış olduğu destek yazısını görünce şaşırdım. Vermiş olduğum kesin talimatlara rağmen yayın evi Doktor Dyer'in eski alıntısına yeni kitabıma basmıştı. Bu olaya hem çok üzüldüm hem de olası sonuçlardan dolayı kaygılandım. Derhal irtibata geçtiğim ajansım yayıncıyı arayarak kitapların toplatılmasını talep etti. Bu arada Doktor Dyer'e olayı ve düzeltilmesi için yapılanları anlatan bir özür mektubu yazdım. Birkaç hafta cevabının ne olacağını kaygı içinde bekledikten sonra Doktor Dyer'den bir mektup geldi. Richard, uyum içinde yaşamanın iki kuralı vardır. 1- Ufak şeyleri dert etme ve 2- Zaten hepsi de ufaktır. Bırak alıntım kitapta kalsın. Sevgiler Vane.
Hepsi buydu. Ne bir ahlak dersi, ne bir tehdit, ne kırgınlık, ne de bir çatışma. Doktor Dyer ünlü adının etik olmayan bir şekilde kullanılmış olmasına nazik ve alçak gönüllü bir karşılık verirken iki önemli kavramı da vurgulamıştı. Hayatı akışına bırakmak ve hayatın getirdiklerine alımlı şekilde ve nezaketle karşılık vermek. 10 seneden daha uzun bir süredir bu prensiplere dayalı olarak danışanlarımın hayata daha hoşgörülü yaklaşabilmelerine yardımcı oluyorum. Beraberce stres, ilişki sorunları, iş sorunları, bağımlılıklar ve genel tatminsizlik gibi her türlü sorun üzerinde çalışıyoruz. Bu kitapta sizlerle hemen uygulamaya başlayabileceğiniz ve yaşamı daha alımlı tepkiler vermenize yardımcı olacak son derece spesifik stratejiler paylaşacağım. Birazdan zaman içerisinde danışanlarım ve okuyucularım için en yararlı oldukları kanıtlanmış taktikleri okuyacaksınız. Ayrıca bunlar kendi hayatıma en düşük dirençli güzergah şeklindeki yaklaşımımı da yansıtmaktadır. Birçoğunun sadece izole olaylara değil, yaşamın en zorlu mücadelelerinin büyük bir bölümüne de uygulanabileceğini görecek olduğunuz bu stratejilerin her biri basit olduğu kadar güçlüdür ve daha derinlere ulaşan bakış açısı kazanma ve daha endişesiz bir hayat elde etme yolculuğunda sizin kılavuzunuz olacaktır. Ufak şeyleri dert etmediğiniz zaman yaşamınız kusursuz olmayacak. Fakat hayatın size sunduklarını daha az dirençle kabullenmeyi öğreneceksiniz. Zen felsefesinin anlattığı gibi bütün gücünüzle direnmek yerine sorunları bırakmayı öğrendiğiniz zaman yaşamınız su gibi akmaya başlayacaktır. Sükunet duasının önerdiği gibi siz de değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirecek, değiştiremediklerinizi kabullenecek ve ikisinin arasındaki farkı anlayacak kadar bilge olacaksınız. Bu stratejileri denediğinizde ahengin iki kuralını öğreneceğinizden eminim. 1. Ufak şeyleri dert etmeyin. 2. Zaten her şey ufaktır. Bu fikirleri yaşamınıza kattıkça siz de daha huzurlu ve sevgi dolu bir insan olmaya başlayacaksınız. 1. Bölüm. Ufak şeyleri dert etmeyin. Derinlemesine bakıldığında pek de önemli olmayan ufak şeylere öfkelenmek için sık sık kendimize izin veririz. Ufak sorunlara ve kaygılara odaklanıp bunları gereğinden fazla büyütürüz. Örneğin trafikte bir araç önümüzü kestiğinde umursamayıp yolumuza devam etmek yerine kendimizi öfkelenmekte haklı olduğumuza ikna ederiz. Diğer şoför ile nasıl yüzleşeceğimizin hayalini bile kurar ve hatta birçoğumuz olayı unutmak yerine başkalarına da anlatırız. Halbuki önümüzü kesmiş olan sürücü için nereye çarparsa çarpsın bana ne diye düşünmek daha iyi olmaz mı? Kendinizi karşınızdakinin yerine koyarak telaşlı olmanın ne kadar zor olduğunu hatırlayın. Bunu yaptığımızda kendi esenliğimizi korurken başka bir insanın sorununu üstlenmekten kaçınmış oluruz. Günlük yaşamımızda sırada beklemek, haksız eleştiri dinlemeye maruz kalmak ya da yapılacak işin büyük bir bölümünü üstlenmek gibi birçok ufak şey mevcuttur. Bu küçük olayları dert etmemeyi öğrenmek bize çok büyük kazançlar sağlar. İnsanların çoğunluğu yaşam enerjilerinin büyük bir kısmını ufak şeylere takılmaya harcadıkları için hayatın sihri ve güzelliği ile olan bağlantıları zayıflar. Fakat ufak şeyleri dert etmeme hedefine ulaşmak için çaba göstermeye başladığınızda daha kibar ve ılımlı olmak için çok daha fazla enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz. 2. Kusursuzluğu kabullenin. Her şeyin kusursuz olması ihtiyacı ile gönül rahatlığı birbirine ters düştüğünden bugüne kadar iç huzura erişmiş mutlak mükemmeliyetçi birisiyle hiç tanışmadım. Herhangi bir şeyi bizim istediğimiz şekilde ve mevcut durumundan daha iyi olmasına bağımlı olduğumuzda kendimizi kaybetmememiz neredeyse mümkün olmayan bir savaşın ortasında buluruz. Elimizde olanla mutlu olup şükredeceğimize, nelerin yanlış olduğuna ve bunları nasıl düzelteceğimize odaklanırız.
Sorunun ne olduğuna yoğunlaşmış olmamız bizim hoşnut ve tatmin olmadığımızı gösterir. Bu stratejinin amacı elinizden gelenin en iyisini yapmayı bırakmanız değil, hayatın yapısal sorunlarına takılmaktan ve odaklanmaktan vazgeçmenizi sağlamaktadır. Dolabımızın dağınıklığı, arabamızın çizilmesi, elde ettiğimiz başarının mükemmel olmaması veya vermek istediğimiz birkaç fazla kilo gibi kendimizle ilgili konulara ya da başka birinin davranışları, görünüşü veya yaşam biçimi gibi kusurlarına odaklanmamız bizi daha sevecen ve ılımlı olma hedefimizden uzaklaştırır. Farkına varmamız gereken bir şeyi yapmanın daima daha iyi bir yolunun olmasının, elinizdekileri oldukları gibi kabul etmenize ve bunlardan keyif almanıza bir engel teşkil etmediğidir. Dolayısıyla çözüm elinizdekilerin mevcut oldukları hallerinden daha farklı olmaları gerektiği konusunda ısrar etme alışkanlığınızın yüzeye çıkmaya başladığını hissettiğinizde kendinize hayatınızın o anki halinin hiç de kötü olmadığını hatırlatmanızdır. Yargınız işin içinde değilse her şey güzeldir. Mükemmeliyetçi olma ihtiyacınızı yaşamınızın her kesitinden çıkarmaya başladığınızda hayatın kendi içerisindeki kusursuzluğunu keşfetmeye başlayacaksınız. 3. bölüm. Nazik ve ılımlı insanlar süper başarılı olamaz. Fikrini unutun. Hayatlarımızı devamlı acil bir durum varmış gibi telaş, endişe ve rekabet içerisinde yaşamamızın ana nedenlerinden biri de daha huzurlu ve sevecen olmamız durumunda artık hedeflerimize ulaşamayacağımız ve tembelleşip duyarsızlaşacağımız korkusudur. Aslında bunun tam tersi onun doğru olduğunu fark edin ve bu korkunuzdan kurtulun. Endişeli ve telaşlı olmak aşırı enerji harcattığından dolayı yalnızca hayatınızdan ve yaratıcılığın ve motivasyonun akıp gitmesine değil, aynı zamanda en büyük potansiyelinize ulaşmanıza ve yaşamdan zevk almanıza da engel olur. Bu şartlarda yakaladığınız başarıları endişelerinize rağmen elde edersiniz. Her zaman aralarında ünlü yazarlar, sevgi dolu ebeveynler, danışmanlar, bilgisayar uzmanları ve genel müdürlerinin de olduğu rahat, huzurlu ve sevgi dolu insanlarla çevrelenmiş olduğum için kendimi çok talihli bulurum. Kendi alanlarında son derecede başarılı olan bu insanların hepsi de hayatlarını dolu dolu yaşıyorlar. Benim öğrendiğim önemli ders ise istediğiniz iç huzura sahip olduğunuzda istekleriniz, ihtiyaçlarınız, arzularınız ve kaygılarınız dikkatinizi daha az dağıttığından konsantre olmak, odaklanmak, hedeflere ulaşmak ve başkalarına yardımcı olmak daha kolaydır. 4. bölüm. Düşünce sürecinizdeki çığ gibi büyüme etkisini fark edin. Olumsuz ve kuşku dolu düşüncelerinize hapis olduğunuzda ne kadar gergin olduğunuz hiç dikkatinizi çekti mi? Ayrıca bu yetmezmiş gibi sizi üzen konunun detaylarına indikçe kendinizi daha da kötü hissedersiniz. Bu tip düşünceler sizi inanılmaz derecede huzursuz edene kadar bir düşünceler zincirine yol açar. Daha huzurlu olabilmek için kullanabileceğiniz son derece güçlü bir teknik, olumsuz ve kuşku dolu düşüncelerin ne çabuk kontrolden çıkabildiğini fark etmektir. Örneğin gecenin bir yarısı uyanıp ertesi gün yapmanız gereken bir telefon görüşmesini hatırlarsınız. Takiben böyle önemli bir görüşmeyi hatırladığınız için memnun olacağınıza, ertesi gün yapmanız gereken tüm diğer işleri düşünmeye başlarsınız. Patronunuzla yapacağınız olası bir konuşmayı prova etmeye başlayıp kendinizi daha da sıkarsınız. Çok geçmeden kendinize acıyana kadar "Yahu ne kadar çok işim var. Günde 50 kişiye telefon mu açmam gerekiyor? Bu nasıl bir hayat?" şeklinde düşünceler üretmeye devam edersiniz. Çoğumuz için bu düşünce saldırılarının ne kadar uzun süreceğinin bir sırrı yoktur. Birçok danışanım çoğu gün ve gecelerini bu tip zihinsel provalarla geçirdiklerini söylemişlerdir. Kafanız kaygı ve sıkıntılarla dolu olduğunda huzurlu olmak imkansızdır. Bunun çözümü, düşünceleriniz momentum kazanmadan önce
beyninizde neler olduğuna dikkat etmektir. Zihinsel bir kar topu yapmaya başladığınızı ne kadar erken anlarsanız durdurmak da o kadar kolay olur. Yukarıdaki örnekte ertesi gün yapmanız gerekenlerin listesini oluşturmaya başladığınız anda kar topunun büyümeye başladığını fark edersiniz. Sizi bekleyen gün hakkında saplantıya gireceğinize kendinizi "bak gene başladım" şeklinde uyararak olay başlamadan bitirebilir ve düşünce trenini istasyondan ayrılmadan durdurabilirsiniz. Artık ne kadar yükünüz olduğunun yerine yapmanız gereken o önemli telefon görüşmesini hatırladığınız için şükretmeye odaklanabilirsiniz. Eğer bu gecenin bir saatinde gerçekleşirse aklınıza gelen bir kağıt, aklınıza geleni bir kağıda not alarak uyumaya devam edebilirsiniz. Hatta bu amaçla başucunuzda bir kalem ve kağıt da bulundurabilirsiniz. Gerçekten de son derece meşgul biri olabilirsiniz. Fakat kafanızı iş yükünüzün ne kadar çok olduğu ile ilgili düşüncelerle doldurmak, sorunu daha da kötüleştirmekten ve mevcut stresinizi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Yapmanız gerekenler hakkında saplantıya girmeye başlarsanız, yukarıda anlatılanları deneyin ve şaşırtıcı şekilde nasıl etkili olduklarını keşfedin. 5. bölüm. Daha merhametli olun. Hayata bakış açımızı, merhamet kapasitemizi artırmak kadar geliştiren başka bir şey yoktur. Merhamet duygudaş bir histir. Odak noktanızı şahsınızdan kaldırıp kendinizi bir başkasının yerine koyarak karşınızdakinin şartlarında olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal ederken aynı anda o kişiye sevgi besleme istekliliği gerektirir. Bu diğer insanların sorunlarının, acılarının ve sıkıntılarının sizinkiler kadar gerçek ve hatta çoğu zaman daha beter olduğunun farkına varılmasıdır. Bu gerçeği kavrayarak ve yardım eli uzatmaya çalışarak kalplerimizi açar ve şükran hissimizi güçlendiririz. Üzerinde çalışarak geliştirilebilen merhamet duygusu için yalnızca niyet ve eylem gereklidir. Niyet kalbinizi karşınızdakilere açmayı hatırlayarak sizin için önemli olan kişiler ve nesneler düzlemini içinizden onlara doğru genişletmek demektir. Eylem ise nasıl yardımcı olduğunuzdur. Bu eylem sizin için önemli olan bir gayeye para vermek, zaman ayırmak ya da her ikisi birden ya da sokakta karşılaştığınız insanlara sıcak bir gülümseme ve kalpten gelen bir selam vermek olabilir. Eylemin ne olduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan bir eylem yapıyor olmanızdır. Rahibe Teresa'nın dediği gibi, "Bu dünyada büyük şeyler yapamayız. Yalnızca küçük şeyleri çok büyük bir sevgiyle yapabiliriz." Merhamet bizlere ciddiye almamız gerektiği öğretilmiş olan ufak şeylerden dikkatinizi kaldırmak yoluyla şükretme duyumunu geliştirir. Yaşam denen mucize, bu kitabı okuyabilmenizi sağlayan görme yeteneğiniz, aşk ve tüm diğer mucizeler hakkında düşünmek için sık sık zaman ayırmak, büyük şeyler olarak algıladıklarınızın aslında sizin büyük şeylere dönüştürmekte olduğunuz ufak şeyler olduklarını hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Burada 5. bölümü bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar. Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir.